Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 23 Aralık 2023 ikinci videoyla karşınızdayım. Saat 18.30'da planlamayı düşünüyorum. Tabi yüklemesi biterse arkadaşlar 16.43 itibariyle çekiyorum. Süper Lig'de yabancı sınırı için flash talep haberiyle başlayalım. Çünkü dünün aslında en çok konuşulan haberlerinden bir tanesi buydu. Futbol ve spor anlamında. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakım katılımıyla Türkiye Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği TFF'nin Riva tesislerinde bir araya gelmişti ve toplantı yapılmıştı. Toplantı sonrasında Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu. Ali Koç açıklamalarda bulundu. Yayın ihalesi, birçok konu, hakemlerin durumu, yabancı sınırı falan filan. Şimdi yeni sezonda takım kadrosundaki yabancı sınırının 12 olmasını isteyen kulüpler ilk 11'de ise serbest bir hak olmasını talep etti. Bu isteğe sıcak bakan Gençlik ve Spor Bakanı Oşup Osman Aşkın Bak ve TFF konuyla ilgili kararını sezon sonuna doğru bildirecek. Mevcut ekonomik sorunlarından dolayı eldeki yabancı oyuncuları oynatmama sorununu yineleyen kulüpler 8 artı 3 kuralının yerli oyuncuların fiyatını arttırdığını öne sürdü diyor. Şimdi bak aslına bakarsanız bir şey söyleyeyim mi? 12 futbolcuya düşmesi e, çok zekice bir hareket olur. Düşünsene bak 28 kişilik kadron olacak. 3 tane altyapıdan oyuncu olacak. Kaldı 25. 12'si yabancı kaldı 13. Yani her takımda 13 tane Türk olacak. Şimdi bak 13 tane Türk'ü kul, kul, şey yapmak da kolay değil arkadaşlar. Şimdi siz burayı anlamıyorsunuz. Hani Ali Koç niye buna kabul etti ya da şu niye kabul etti bu niye kabul etti. Bu Kural eğer gerçekleşirse en büyük Fenerbahçe'nin yaranı olacak. Bak ben size sayayım. İrfan Can Eribayat 1 Furkan Akgüz'ü o e, sondaki 3'ten sayıyorum. 1 Şu an için diyorum Samet Akkaydın 2, Serdar Aziz 3, Ferdi 4 Mert Müldür 5 İsmail 6 Bartu 7 Mert Hakan'ı saymıyorum. E, Bartu 7, Cengiz 8, İrfan Can 9 Emre Mor 10, Umut Nayır 11. Yani iki tane de Türk almak zorunda. Baktığın zaman bu nasıl bir mantık diyeceksin? Ee, sizce akıllıca bir mantık mı? Bence akıllıca bir mantık değil. Yani Türk sayısı Fenerbahçe'de böyleyse Bak en iyi yerliler bizde dememize rağmen böyleyse Rakip takımlar için son derece ciddi bir kaos olur bu. Ama 11 yabancı oynamış olur. Türk sayısı daha da artmış olur. Tüm futbolcuların fiyatı düşük olur falan filan diyor. Düşer zannediyorlar da düşmez. Aksine daha da yükselir. Ha. Şu olur. Şimdi 10 12'de ben karşıyım. 12 değil 14 olsun. Yani 12 değil 14 olsun. Ha. 21 kişilik kadroda 12 tane yabancı olur. İkisi kadronun dışında kalır. Bu da huzursuzluk çıkarır. 14 olursa çok mantıklı. 14 oradan 11 Türk, 25-3 tane de altyapıdan oyuncu 28-28 kişilik kadrolarla daha zekici olabilir diye düşünüyorum. Ee, ama bu kural gerçekleşecek. Ne zaman gerçekleşecek? Devre arasında değil sezon sonunda bu şeyde olmayacak arkadaşlar. <laughs> Biz derbiye dönelim. Fenerbahçe'de 11 oyuncunun biri dışında kadro belli diyor. Biliyorsunuz Galatasaray derbisi İsmail Kartal. Stoper'de zor bir karar bekliyor İsmail Kartal'ı. Yarın maçımız var ve tartışmaların eşiğinde düşüncelerin eşiğinde bir derbe hazırlığı var. Fred'in yokluğunda orta sahada artık Miguel Crespo'nun oynayacak olması %100 gibi bir durum arkadaşlar. Stoperde kararsızlık var. Sebebi şu. Aleksandru Ciku sağlam. İlk 11'de yerini alacak. Kanalının yanında kim yerini alacak? İşte orası birazcık karışık. Şimdi Samet Akaydın formsuz ya da formsuz demeyeyim taraftar tarafından tepkiye çok müsait. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Ben Samet Akaydın'ı ilk 11'de görürsem ya umutsuzluğa kapılırım açık söyleyeyim. Çünkü Trabzonspor maçı biz tamam yine Fred yoktu, BKO yoktu, Ciku yoktu, kabul. Bu kadar eksiğe rağmen biz Trabzonspor maçını Fred'den dolayı kaybetmedik. Biz Trabzon maçını Samet Akaydın'ın bireysel hatalarından kaybettik. Adana Demir'le berabere kaldık. Adana Demir'de de bizim bir sürü eksiğimiz var. 4 eksik vardı hatta. İsmail de yoktu orada. Çatır çatır da oynadık. Kazanmayı hak edecek topu da oynadık. O topu kaleye sokamadık. Bir, hakemin vermediği kırmızı kart ki aynı hakem gitti. Vermediği kırmızı kart pozisyonun benzerini kendi yaşadı. Kendini yere atmaktan sarı kart yemesi lazımken ligler ertelendi falan. Neyse girmeyeceğim oraya. Ya yani Samet'in oynaması bence taraftar tarafından ciddi baskı alacağı için sıkıntı olur. Muhtemelen Osterwolde'nin oynayacak olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Hani bana soracak olursanız muhtemel 11'imiz ee, muhtemel 11'de konuşalım. Ya son taktik çalışmasında bir değişiklik olmazsa Livakovic, Osayi, Ciku, Osterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Crespo, Şimanski, İrfancan Kahveci, Edin Ceko ve Tadiç şeklinde Bendeki e, 11 bu şekilde arkadaşlar. Ha İsmail Kartal'dan derbi için çifte plan söz konusu. Nasıl bir çifte plan? Bunu da şöyle anlatayım arkadaşlar. Şimdi Crespo İsmail yüksek ikilisi artık %100 gibi. İrfancan Kahveci ismi de bu bölge için konuşuldu, düşünüldü, e, söylentilere konu oldu falan filan ama maç içinde bir aksilik olmazsa bu şekilde devam edecek. Fakat maç içerisinde bazı değişiklikler yaşanabilir. Şimdi Fred'in eksikliği var. Orta saha mücadelesi olacak. Ee, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci orta ikilisine dönülebilir mi? Nasıl olabilir, nasıl yapabiliriz diye. Hani uzun lafın kısası mesela Torreira üstünde baskı kurması istenecek. Kendi savunmasından top alarak oyun kurmasının engellenmesi istenecek. İsmail Kartal'ın yeni jokeri diyor. İsmail Kartal maç içinde bir aksilik olmazsa durumda 8 numaraya İrfan Can Kahveci'yi kaydırabilir. Cengiz Ünder de zaten yükselişe geçmeye başladı. Bir maçta da değerlendirmek mantıklı değil. Ben onu da söyleyeyim. Yani Cengiz Üzünder'in karşısında Kayseri Spor savunması vardı. Bu sefer Galatasaray savunması ve hakem olacak. O yüzden dikkat etmek lazım. Hani İrfan'ı merkeze çekip Cengiz Uğur'u alabilir diyor. Edin müjdesi. Edin da e, hani Allah'tan bir mani gelmedikçe bir çok bir sakatlık olmadıkça derbi de forma giyebilecek arkadaşlar. Bu haberin olayı şu. Yani diyor ki İrfan'ı 8'e çekip Cengiz'i sağa da çekebilir diyor. Ama bunlar ihtimaller dahilinde. Ben çok seviniyorum Fenerbahçe'nin içeriden haber sızdırmamasına. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Fenerbahçe Petrol Ofis'inden farklı galibiyet. Yüksek Kadın Süper ha futbol Süper Lig'inde 15. hafta Fenerbahçe Petrol Ofisi konuk etti. Bir tek sen Adana İdman Yurdu Sporu 8-0 gibi net bir skorla mağlup ederek maçı kazandı. Koleman 2 gol attı. Başka 2 tane Fatma attı. 51'de Berk attı. 68-77'de Yağmur Uras. 74. dakikada Cansu Kara kaydetti. Ligde 12. galibiyetini alan Fenerbahçe 36 puana yükselip lider olarak yeni yıla giriyor arkadaşlar. Ha, son sıradaki takımlardan bir tanesiydi. 12. yenilgisini aldı. 4 puanda kaldı rakip. Ama burada 8-0'ı vurgulamak istedim. Sebebi de hani kadın futbolunda böyle bol gollü maçlar olabiliyor. İzlemek imkanınız olursa gidip izleyebilirsiniz. Atilla Salay'ın menajerinden Fenerbahçe'ye mesaj. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe devre arasında stoper transferinde kadroya ödemli isimleri takviye yapmayı düşünüyor. Kabul. Ancak Atilla Salay'ın menajerinden sürpriz bir öneri gelmiş. Biliyorsunuz orada forma şansı bulmakta zorlanıyor. Almanya'da mutsuz. Salahi'yi geri getirebilirim demiş. İsmail Kartal'ın görüşüne göre hareket edilecek diyor. Ee, Hoffenheim 2027'ye kadar sözleşmesi var. Arkadaşlar ben size bunu çok önce söyledim. Böyle bir şey olmayacak dedim. Olmadı da. Şimdi derbi öncesinde Fenerbahçe taraftarı Fred'den dolayı öfkeli. Hatta 1907 medyanın şöyle bir paylaşım var. Ben okuyayım arkadaşlar elinden geldiğince. Öyle bir ayar yaptılar ki Fred'e Zorbay'ın raporu, PFDK sevkinin maddesi, Mehmet Bay, Mehmet Büyükekşi'nin ve MHK'nın hala Var kaydını dinlememesi ya Bu da ayrı bir ironi zaten. Tedbirli sevk ile Sürecin uzatılması ve algılar. Fenerbahçe bu algı ve organize kötülükle 17 maçtır mücadele ediyor. 16. hafta ertelemesi bile bu sistemin bir parçasıydı. Ali Koç çok ama çok çabalasa da bu kötülüğü durduramıyor. Mete Kalkavan ihtimali de var da otur, hani vara oturtacakları kişiyle budanır. Mete Kalkavan'ın var ihtimali mi varmış? Ez cümle Mehmet Büyükekşi rakibin en çok korktuğu oyuncu Fred'i dışarıda bıraktırarak sondan bir önceki kıyağını da yaptı. İlk maçın sonucuna göre Fred'e ceza verecekler. Hani ilk maçın sonucuna göre verecekler. Ha, bilginiz olsun. Doğru söylüyor. Mesela Mert Hakan Mertens'in itme pozisyonlarına bakın. Farklı gibi görünse de Mert Hakan ve Fenerbahçeliler yapınca hemen faul oluyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Özellikle Galatasaraylı arkadaşlar diyor ki Mert Hakan'ınki direkt itme. O zaman Mertens'inki de diyorum itme artı sarı kart. sarı kart değil. Faul de yok orada. Yanar dönerliğe devam edin bakalım. O gerilim iki kırmızı karta mal oluyor. Ama Barış Alper, Mertens, Abdülkerim, Torreira, Kerem ittiğinde devam ediyor oyun. Sonra puanlar geliyor. Zorbay Küçük'ün Ciku penaltı kararı ve Gökhan kararlarına bakın. Birine hemencecik veriyor, diğerini izliyor da izliyor. Aynı Zorbay Küçük Mustera'nın alkışını ve itirazını izlerken Mert Hakan'a ikinci sarıyı Fred'e direkt kırmızıyı yapıştırıyor. Kurulu çıkmış yönetim. kurulu çıkmış çünkü. Ön yargılı. Bu sene gösterdiği kırmızı kartlar sadece Fenerbahçelilere. Mert Hakan ve Fred'in takım içi durumunu yönetim ve hoca halleder. Hani altta yazanlara yazmış olayım diyor. Son olarak öyle bir düzenle savaşıyor ki bu takım düşünün. Sarı kart verir diye en önemli kozlarınızdan olan İrfan'ı yedekte başlatıyorsunuz. Yetmiyor arkadaşlar itiraz ederken oyuncu uzakta kalıyor. Sebebi ise Zorbay Küçük ve kini. Halil Umut Meler'in sabah söylediğinin öğlende doğru olmadığını gördük. O sebeple Zorbay Küçük gibi ön yargılı birinin raporunu yani bunun raporuna itimat edilmemeli. Açıklayın abi var kayıtlarını. Küfür ettiyse paşa paşa çeksin cezasına. Aksi halde bu saçma kararlara zaten inanmıyor kimse. Geçen sene Batşuay'ı Valencia Pedro'ya atıp budadıkları Fenerbahçe hepsi yanlış karardı diyor. Bu sene de Fred atarak durdurulmaya çalışıyor. Neden? Çünkü Fred olmadığında takım hep olumsuz sonuç almış. Aynı Valencia gibi çok gol atıyorken Arda kardeşlerin görmezden kırmızı vermesi gibi. Ali Koç ve yönetimi Zorbay Küçüğü bir daha Fenerbahçe maçına atam, atatmamalı diyor. Uzun oldu ama bundan ibaret diyor. 1907 medyanın admini. Ben şunu söyleyeyim. Eminim Osman Aşkın Bak'a bu konuşmalar, bu görüşmeler atlatılmıştır. Anlatılmıştır. Şimdi ben şunu söyleyeyim size. Sizin atladığınızı söyleyeyim. Ligi bitirtmeyiz diyene ceza vermediler. Mustera rakibini dövdü. Ceza vermediler. Yetmedi. Fair Play ödülü verdiler. Icardi hakeme küfür etti. Ceza vermediler. Hatırlayın bunları ya. MHK Başkanı Lale Ortay'a yapılan Galatasaraylılar tarafından mobbinge izin verip üstelik yayıncı kuruluşa çıkartıp Galatasaray lehine algı yapmasına müsaade etti. Offsite'ı unutturdu. Offsite'ı off yapan hakem tekrar görev verildi. Köstebeyi diğer adaylığında tekrar görev aldı. 7, ay, 7 Galatasaraylı'yı da kurulunu aldı diyor. Elimde kayıtları var. Diyen Erden Timur'a bir kez olsun hesap sorma cezası. Hani hesap sormadı. cezada vermedi. Galatasaray için kural değiştirdi. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında bir saat boyunca onlarla kutladı. Galatasaray 7 ay kırmızı kart görmedi. 10 maçta 9 penaltı kazandı. Mehmet Büyükekşi döneminde Galatasaray aleyhine Galatasaray statında hiç penaltı çalınmadı ve geçen sezon sadece bir kez aleyhine penaltı çalındı. O da millet sussun diye hatırlayın. Farklı bir maçtaydı. Fenerbahçe 3 maç üst üste kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'yi Adana'da operasyon çekildi. Net golleri iptal edildi. Yeniden başkan seçildi. Bu sezon ise Fenerbahçe'nin yine net penaltıları verilmiyor. Net golleri iptal ediliyor. Galatasaray'ın sıkıştığı maçlarda golümsü kazandırılıyor. İnsanların aklıyla dalga geçen ve saçma sapan yerlere odakları çekmeye çalıştı. Hep yapılan şaibelerin üstünü örttü. Bugün ise Ahmet Çakar'ın da açıklamalarıyla ve bugün sahada yaşananlarla bir maçta 5 net penaltımızın bile çalınmadığının görüldüğü yerdi. Bir maçta 5 net penaltı. Çok net şekilde Mehmet Büyükekşi'nin maskesi düştü. TFF Derin Galatasaray futbol şeyinin operasyonları devam ediyor diyor. Artık daha yüksek sesle Mehmet Büyükekşi istifa diyor. Yalnız ben size bir hatırlatmada bulunayım. Ali Koç'un meşhur bir cümlesi var. İstifa şerefli insanların işidir diye. O yüzden hani bu cümleyi unutmayın arkadaşlar. Birine istifa isterken unutmayın. Fenerbahçe'nin taktiği şu, oyuncu suçu, şu, şunu oynatacak, bunu oynatacak. Biz bunları konuşuyoruz. Galatasaray ise ayak oyunlarıyla. Yok Davinson Sanchez sakat. İki maçta da oynamayabilir. Hakim Ziyek sakat. Yok kaynanasına şöyle oldu böyle oldu falan filan. Konuşun bakalım. E, uydurun bakalım. Sallayın bakalım. Herkesi sizin gibi saf zannedin. Kötüsünüz kötü. Gerçekten kötü. Düşünsene ya. Yani organize olarak yapılan şeylere bakın. Organize olarak yapılanlara bakın arkadaşlar. Bu kötülükte nasıl baş edeceksin? Adam gibi oynayacaksın. Adam gibi çıkacaksın. Kazanacaksın. Hani yok şu yok. Yok bu yok. Geçin. Geçin abi. Hepsini geçin. Onu bunu şunu hepsini geçin. O olmadı bu olmadı. Ya biz derbilerde kimler olmadan kazandık? Biz derbilerde kimler olmadan kazandık ya? Hatırlayın bir. O yüzden çıkacak takım yüreğini ortaya koyacak. Taraftar destek verecek. Fenerbahçe kazanacak. Başka çare yok. Zaten başka bir ihtimal de yok. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee... Son olarak da Dosya 1907 kullanıcı adlı Serdar kardeşimizin Fenerbahçe Galatasaray maç analizi diye başlayayım arkadaşlar. Şimdi diyor ki Galatasaray ön alan baskısını yapıyor ve iyi yapıyor. Bu bir gerçek. Peki bu maçta yapabilecek mi? Fenerbahçe set hücumunu inanılmaz oynuyor. Bunu bu maçta görebilecek miyiz? İlk olarak Davinson Sanchez ve Kaan Ayhan var diyor. Eğer bu ikili yoksa örneğin Nelson ve Kerem Demirbay oynuyorsa işte o zaman ön alan baskısını yapamıyorlar. Ve takım boyu çok uzuyor. Etkili Bayern ve Manchester United maçlarında takım boyu kısaydı ve baskı etkiliydi. Bu maçta Davinson Sanchez'in oynamama ihtimali var diyorlar. İnanmayın palavra bunlar. Nelson oynarsa Galatasaray ön alan baskısını yapamaz duruma gelebilir, diyor. Nelson Abdülkerim defansı çok geride ve takım boyu yaklaşık 65 metre. Nelson oynarsa Fenerbahçe adına çok iyi, diyor. Aşağıdaki şekil Galatasaray'ın Bayern maçından alınmış bir şey, diyor. Takım boyu yaklaşık 45 metre diye burada anlatıyor. İkinci bölgeye top aktarılırsa bu sefer şöyle oluyor, böyle oluyor. Davinson ve Kaan sayesinde defans neredeyse orta sahada. Riski yüksek, cesur bir oyun, diyor. Fakat ben şunu söyleyeyim. Ee, bu böyle olabilir ama Fenerbahçe'nin futbolcuları yavaş gibi gözükse de kanat oyuncuları savunma arkası koşullarını çok iyi yapabilebilen isimlerden oluşuyor. Benden söylemesi. Şimdi Nelson oynayınca şöyle oluyor böyle oluyor diyor. Yani Fenerbahçe'de Nelson oynaması avantaj. Kaan Ayhan'ın oynaması Fred'in yokluğunda dezavantaj. Galatasaray takım boyu uzarsa Fenerbahçe'ye rahatlıkla galip gelecektir diyor. İsmail Kaan Ayhan ya da Crespo Kaan Ayhan eşleşmesi kritik. Kaan Ayhan'ın e, net müdahaleleri Torreira'nın falan diyor. Burada anlatıyor arkadaşlar. Hani geride konumlandığı şeyi de anlatıyor. E, defansa çok yardım yani Kaan Ayhan çok yardım ediyor. diyor. Defansa yardım edebiliyor Torreira diyor. Davison Sanchez oynamasa Galatasaray ön alan baskısı yapmayabilir. Yaparsa da kısa süreli olacaktır. Kaan Ayhan maçın kilit ismi diyor. İsmail son Kayseri maçında yaptığı kritik hatalar onun Galatasaray maçında orta sahada önde oynamasına sebep olabilir. Riskli bölgeden uzak tutulması lazım diyor. Yani uzun lafın kısası şunu söyleyeyim. Ben Galatasaray'ın sistemi de şunu gördüm. Uzun toplarla çıkmayı düşünen savunma arkasına toplar atmayı düşünen hani hızlı etkili bitirici kanatlarla pozisyona girmeye çalışan bir şey. Ee, hani bir taktik. Yani onu belirteyim arkadaşlar. Ee, ayrıca o sakat, bu sakat, şu bu falan filan hepsini geçin. Hepsini geçin. Anlatabiliyor muyum? Hepsini geçin. Onu, bunu, şunu, hepsini geçin. Ve Fenerbahçe'nin kazanmak için yapması gereken doğru yerleşim Doğru paslaşmalar, doğru diziliş, doğru oyuncu seçim yani 8 numaraya. Ya bilmiyorum yanlış anlamayın, yanlış bir cümle kurmayın, tuhaf bir şey söylemeyin. Belki de Crespo'nun oynaması Fenerbahçe'ye iki fret etkisi katacak. Hiç belli olmaz. Bak biz Galatasaray deplasmandaydık Crespo'nun ilk geldiği sene hatırlayın 10 kişi falan kaldık. Eyvah dedik maç gitti. 1-1 Crespo çıktı köşeden bir tane çaktı 2-1 PlayStation'ı kapat olay bitti. Yani hiç belli olmaz. Krespon'un yani Crespo'nun e, böyle olduğunu kim biliyordu mesela? Ya da o gol atabileceğini kim düşünüyordu? Yani ne diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen derbiye dair görüş ve önerilerinizi bu yorumun altına ya yani bu videonun altına yorum olarak yazınız. Görüşmek üzere.